bir sene zarfında Yunan kuvvetleri karşısında az çok bir vaziyet vücuda getirilmiş idiyse, bu 5-10 fedakarın kendiliğinden vuku bulmuş olan azim ve gayretleri mahsulüdür. Toplanıp geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim efendiler. Efendim, ben Akhisar kaymakamıyım. Müderris Hacı Nizamettin hocanın hatırını kıramadım. Hasta yatağımdan kalktım geldim. Biz emir kuluyuz albayım. İstanbul ne derse onu yaparız. Bizden istediğiniz nedir? Oturun kaymakam bey. Anlatacağım. Durumu biliyorsunuz. Karşımızdakiler imzalarını tanımadılar. Ateşkes anlaşmasında Yunan'ın İzmir'e çıkacağı yazılı değildi. Yunan'ı yalnız İzmir'e çıkarmakla yetinmediler, silahsız halka ateş ettiler. Teslim olan erleri, subayları öldürdüler. Daha beteri, memleketin içine doğru yürümeye başladılar. Öyle görünüyor ki, eğer biz davranıp vatanımızı korumaya başlamazsak hiç durmadan yürüyecekler. Bir düşman bir memlekete girdi mi, orada milli varlığı, dini, ırzı yok eder. Bunu biz Balkan'da gördük. İstanbul aylardan beri düşman baskısı altındadır. Ateşkes anlaşmasında yazılı olmadığı halde düşmanlarımız İslam halifesinin başkentine zırhlılarını soktular. İstanbul hükümeti bu zırhlıların topları altındadır. Eğer biz davranır da yolunu kesersek, vatanımızı düşman çizmeleriyle çiğnenmekten kurtarırız arkadaşlar. Aldığım raporlar düşmanın küçük birliklerle ilerlediğini gösteriyor. Korkarak geliyor. Biz karşı durmadığımız için yürüyor. Aslına bakarsanız teslim olmanın hiçbir faydası yoktur. İşte İzmir'de. Karşı koymadık da ne oldu? Gene insanlar öldü. Gene kadınlara saldırıldı. Sizce Akhisar ne yapmalı kumandan bey? Tutulacak iki yol var. Biri teslim olmak. Biz teslim olacağız derseniz söz orada biter. Öteki yol neymiş? Davranıp kalkmak. Düşmanı durdurmaya çalışmak. Aldığım telgraflara göre Antalya'dan Bandırma'ya kadar her yerde
Köyler, kasabalar, şehirler ayaklanıyor. Alaşehir'den bu sabah haber geldi. Alaşehir milleti çoktan davranmış. Haklarını korumak için dernekler kurmuş. İzmir'in Yunan'a verilmesini kabul etmediklerini her yana bildirmişler. Alaşehir'de neler olduğunu biz bilemeyiz. Öyle diyorsunuz. Belki onlar öyle yaptılar. Akhisar'a gelince, Akhisar Manisa'nın burnunun dibi. Düşman Alaşehir'e kadar belki gitmez ama buraya geleceğinden hiç şüpheniz olmasın. Düşmandan uzakta yiğitlenmek kolaydır. Biz her yanını düşündük. Gücümüz yetmezken efelenip çoluğu çocuğu ırzı namusu ayak altına almayı göze alamadık. Başımıza ne gelirse razıyız. Tek biz kışkırtmış olmayalım. Öyle değil mi? Dün akşam böyle kesişmedik miydi? Düşünelim dedik Hacı Efendi. Kesip atmadık. Buraya enine boyuna konuşmaya gelmedik mi? Konuşmak önceden gerektir Eşat Bey. Ta önceden. Balkan Savaşı'ndan, seferberlikten önce. Aslını ararsan Sultan Hamit gibi gölgeli bir padişahı indirmeden önce gerekti. Şimdi eski defterleri yoklamak ne işe yarar Nizamettin Hoca? Sırası mı? Sırası, ne güzel sırası. Başımıza gelenlerin suçu kimin? Yunan'ın değil. Haşa! Yunan orada kurban olduğum Allah'ın el ula. Suç, ittihatçı kudurganların. Hürriyet diye kara yılan gibi ıslık çalarak kopasıca kafalarını kaldırdılar. Yedi kralı parmağında oynatan peygamber halifesini it leşi gibi gavur içlerine sürdüler. Yanımıza mı kalacaktı? Orduya sen ben davası bulaştırdılar. Balkan'ın 3,5 sipidi hükmetine bizi yendirdiler. Yanımıza mı kalacaktı? Durdukları yerde 72,5 millete savaş açtılar. Yanımıza mı kalacaktı? Kafkas'ın karında, çölün ateşinde, gavur içlerinde, Çanakkale boğazlarında milletin erkeklerini bire kadar kırdırdılar. Yanımıza mı kalacaktı? İşte gavur yürüdü geldi. İslam ülkesine doldu. Yanımıza mı kalacaktı yoksa? Niye sustun Reşat Bey? Karşılık gelsin. Eskilerde siz böyle susan takımından değildiniz. Nerede sizin başınız olacak o sarhoş herif? Bunların burada bir başkanı vardı kumandan bey. Gece gündüz içerdi de kasabanın ortasına dökülüp Müslümanların anasına avradına söver. Sövmezdi Nizamettin Hoca. Hüseyin Bey'in nerede olduğunu neden bilmezlenirsin? Bağdat önünde şehit düştüğünden haberin yok mu? Haşa! Sarhoştan şehit olmaz. Şehit din uğruna vuruşandan olur. Halife buyruğuyla vuruşmayana şehitlik yoktur, yok. Sizin savaşınız, gavur parası savaşı. Eski meseleleri açmayalım hoca efendi. Biz şimdi kapıya dayanmış düşmana bakalım. Davranalım diyorsunuz kumandan bey. Bir Akhisar'ın adamıyla davranmak neye yarar? Hadi biz davranalım. Senin askerin ne kadar? Benim askerim mi? Benim askerim 17. kolordu. Nerede 17. kolordu? İzmir'den çekiliyor. Siz Osmanlı Devleti'ni yalnız Akhisar gönüllülerine mi kaldı sandınız? Sizi buraya toplamamın sebebi şu. Direnecekseniz cepheyi ona göre kuracağım. Ardımı direnmeyi göze alamayanlara veremem. Doğrusu biz direnmek niyetinde değiliz. Rum komşularımızın ileri gelenleriyle konuştuk. Türk gelse biz onları koruyacağız. Yunan gelse onlar bizi koruyacak. Yanılıyorsunuz hoca efendi. Menemenliler de böyle sanmışlar. Ama düşman gelince iş değişmiş. Sarhoşlayan yerli palikaryalar en önden komşularının kızlarına saldırmışlar. Bunlar hep iddiatçı yalanı. Bizim hepsinden haberimiz var. Menemen'de kurtla kuzu bir arada geziniyor. Sen buranın yabancısı olduğundan işin iç yüzünü bilemezsin kumandan bey. Davranılacaksa da ileri geçmek Akhisar'a düşmez. Önümüzde kocaman Manisa var. Hele Manisa vuruşmaya başlasın, o zaman Akhisar'ı düşünüp üstüne düşeni yapar.
Sen meraklanma. Biz başka yerin adamından geri kalır değiliz. Bu savaş işleri sizin kara kaplı kitaplarda yazılanlara benzemez hoca efendi. Bunun düzeni başkadır. Komşunun evi yanarken sizin ev sağlam kalmaz. Olmaya ki başından yardıma koşasınız. Benim burada boşuna kaybedecek zamanım yok. Ben çoluğunuza çocuğunuza acıyorum. Malınıza mülkünüze. İş işten geçince eyvah demek bakalım fayda verir mi? Araya kan girdi mi kimse kimseyi koruyamaz. Lafı neden uzatmalı kumandan bey? Sana bir sorun var. Ver karşılığını, al Akhisar'ın askerini. Neymiş? Sorun bakalım. Kol ordunun dağılmadığına, elinizde bizi savunacak kadar asker, silah olduğuna yemin eder misin? Allah'ına, namusuna. Bizi sonuna kadar savunacağına yemin et demiyoruz. Kötüsü gelince çoluğumuzla, çocuğumuzla, yükte hafif pahada ağır malımızla, yürür hayvanlarımızla geriye çekilmemizi sağlayabilir misin? Buna yemin edin. Namusunuza, askerlik şerefinize. Haklı mı Akhisarlı şimdi kumandan bey? Değil Nizamettin Hoca. Çünkü sen namus sözünü ağzına alacak herif değilsin. Dur sen beyim. Dur da iki laf edeyim şu sakallı papaza. Şu sarığından asılası kodoşa. Ulan kara suratlı ne zamandan beri namus lafını ağzına alır oldun? Ulan senin Manisa medresesi neden defledi söylesene? Rezil! Ulan sizden gelecek iyilik... Ulan bugün nasıl bir gün ki, hay Allah belanızı vere. Özür dilerim kumandan bey, işinize karıştım. Ama dayanamadım. Buraya Yunan girse, biz Yunan'dan çok kendi domuzlarımızdan çekeceğiz. Başımıza ne gelirse bunlardan gelecek. Bunlar bizim Allah bir dediğimize inanmazlar. Bunlar gavur tohumu, gavur. Oldu mu ya Reşat bey? Onlar size gavur diyor, siz onlara gavur diyorsunuz. Ne çıktı bundan? Gavurla birlik olana gavur denilmeyecek mi doktor bey? Sen ne bizdensin, ne de onlardan. Dinin gibi doğru söyle. Suç bizim mi hep? Doktor, yedek subay Necati. Bana sorarsanız efendim, bahtı karalık bizim milletimizde. Bu milleti idare edenler birbirlerinin canına susamış iki ayrı parti gibi görünüyorlar ya. Görünüşe hiçbir zaman aldanmamalı. Bunlardan ikisi de bir elmanın yarısı. Ama... Biri sertliğe başlasa öteki yumuşaklığı tutuyor. Balkan Savaşı'nda olsun, seferberlikte olsun, dümen iddiatçıların elindeydi. Bizi bu uğursuz savaşlara aptalca soktular, yendirdiler. Şimdi ise dövüşmekten başka çaremiz kalmadı. Bu sefer de memleketin dümeni hürriyet itilafçıların elinde. Dövüşmezler, dövüşmeyi akıllarına getirmezler. Oysa barış isteyen çağlarda hürriyet itilafçılar başta olacaktı... Dövüş isteyen çağda iddiatçılar. Özür dilerim. Bunlar sizin işinizi kolaylaştıracak sözler değil. İzin verin gidelim de Nizamettin Hoca takımının kasabaya salacağı paniği gücümüzün yettiği kadar önlemeye çalışalım. Reşat Bey ile Kamil Bey kardeşlerimiz nasıl düşünürler bilmem ama benim şu sıralar Akhisar'dan pek umudum yok. Siz hesabınızı ona göre yapın efendim. Türkçesi şimdilik bizi adamdan saymayın.
Bir haber var mı bizim için? Var efendim, Manisa aradı. Arkadaşlar, ne yiyeceğiz? Bir çaresini düşündünüz mü? Aşçı dükkanından bir şeyler getirtmeyi düşündük ama bizim otelci ortalıkta yok. Bize hizmet etmemek için bir tarafa savuşmuştur. Bunlar bizden yemek de mi esirgeyecekler? Telgrafhanede civarla temas kurmaya çalışalım. Bu arada nereden ne bulup yiyeceğimizi düşünürüz. Başın efendim. Nedir durum Selahattin Bey? Yüzbaşı Rasim Bey'den telgraf var. Manisa mevki komutanı Ahmet Zeki Bey birliklerine hakim olamamış. İşgale uğramadan bozgun halinde dağılma başlamış. Başka? Ayvalık'ta 172. Alay komutanı Yarbay Ali Bey herhangi bir asker çıkarmaya silahla karşı duracağını bildiriyor. Hay ömrüne bereket. Rasim Bey'e şöyle bir telgraf yollayayım. Topları kurtarmaya çalışsın. Gücünün yetmeyeceği kesin anlaşılırsa son kertede erleri silahlarıyla alıp çıkabilir. Ahmet Zeki denilen kaltabanı Manisa'nın ortasında asar da çıkarsa vatana çok büyük bir iyilik eder. Yusuf Bey! Ula Yusuf Bey! Sen diyemez misin? Nasıl diyemez misin? Kaymakam beyin emri dedi. Ulan siz Akhisar'ımızı yaktıracak mısınız göz göre göre? Telgrafhaneden çıkmazlarsa ortalık bir karışacak ki gör neler olacak. Ne bu patırtı? Nerede sizin komutanınız? Kaymakam beyden ulak geldim. Gir bakayım. Ne diyor kaymakam bey? Sen misin komutanı bunları? Kaymakam bey ne diyor dedim. Telgrafhanemizden çıksınlar diyor. Neden çıkacakmışız? Kaymakam beyin yanında çorbacılar var, hocalar var, Fransız yüzbaşısı var. Millet kaymakam beyin yanında. Çıkmazsanız telgrafhanemizi yakacaklar. Gazya tenekeleri hazır. Yemin içmiş kefere takımı. Kefere takımının yemini bizim kaypak yemine benzemez ha. Kaymakam beyin başında toplananlar, ulan gavur efe git söyle. Bizim Yunan'la savaşımız yok dediler. Savaşmak isteyen kasabamızdan çıksın gitsin, kendi sılasında savaşsın dediler. Peki sen git. Biz birazdan kaymakam beyin yanına geliriz. Oradakiler de dağılmasınlar. Komutan beyin iki çift sözü var dersin. Olmaz. Ne biz gideriz ne onlar gelsin dediler. Size izin otele kadar. Otelin düz yolundan saptınız mı, kaymakam beyden günah gider. Üstünüze pencerelerden kurşun atılabilir. Benden sana öğüt komutan bey. Otelden ötenizi belinize alın da tren istasyonunu tutmaya bakın.
Ne var dışarıda Cemil Bey? Bir şey yok komutanım. Sokak bomboş. Bunlar edepsizlenecekler, direnmek olmaz. Cemil Bey, telgrafçı efendiyi çağırın, durumu Rasım Bey'e bildirelim. Sonra ne olacağını otelde konuşuruz. Kime baktın efendi? Telgrafçı Yusuf Efendi'ye. Yusuf Efendi gitti. Hep gittiler memurlar. Sen kimsin? Kaymakamın odacısıyım. Kapıyı kitlemeye geldim. Kaymakam bey git kitle, anahtarı bana getir dedi. Bekle biraz. Bütün memurlar gitmiş. Kaymakam kapıyı kilitlemek için odacı yollamış. Gaz tenekelerini karşı kaldırıma taşıyorlar komutanım. Niyetleri bozuk bunların. Gidelim arkadaşlar. Reşat Bey belki otele birini yollar. Ona göre ne yapacağımızı düşünürüz. Bu durumda Halit Paşa'nın buraya gelip de bizimle görüşebileceğini sanmıyorum artık. Yanında silahlı adamlar getirirse o başka. Komutanım, herif pencerelerden kurşun sıkma lafı etti. Böyle bir şeyi göze alabilirler mi? Biz alabilirlermiş gibi davranalım. Doğru. Öyle yapalım. Arkadaşlar. Reşat Bey dedi ki beklesinler. Ortalık kararınca Halit Paşa gelip onları bulacak dedi. Reşat Bey bize hısım olur beyim. Biz hep sizdeniz. Sağ ol baba. Sokağa çıkmışken bir açık dükkan bulsak da biraz ekmek peynir uydursak. Azıttılar bunlar işi komutanım. Kapıyı kırınız. Değer mi komutanım? Herifin pis suratını görmektense emrederseniz askerlik şubesine gidelim. Evet, iyi düşündünüz.
Alın bavulları. Bavullar dursun olduğu gibi. Şaban'ı gönderir aldırırız. Kim bu Şaban? Şu benim bekar evi. Bırakın gelsin alsın. Gör Şaban, komutan paşa geliyor. Komutan paşa mı? Amanın vardım. Yok mu senin palaskan? Var binbaşım. Ödevdeyken asker palaskasını kuşanmaz mı? Dur lan nereye? Palaska mı kuşanmaya binbaşım? Bırak şimdi, beni dinle. Komutan paşanın bavullarını hanın önünde bıraktık. Hadi kap gel. Dur! Daha bitirmedim. Bavulları getirince çarşıya koşarsın. Ekmek, peynir, zeytin alırsın. Alırım binbaşım. Tütün mütün de ister. Birkaç paket ahali cigarası. Unutmazsın ya. Unutmaz binbaşım, ahali cigarası. Ahali, bildiğin millet. Tamam, hadi çabuk. Hasta mısın Selahattin? Yok bir şey. Bir şey yok. Geçer şimdi. Bak bakayım bana. Sıtma mı tutuyor? Sıtma evet. Şimdi geçer. Tutar arada sırada. Yorulursam, üzülürsem, bir şeye kızarsam komutan duymasın. Sulfata yok mu? Bitti. Almayı unutmuşum. Balıkesir'de alayım dedim unutmuşum. Yatıralım seni. Boşver. Olur mu? Ben bir bakayım yatak matak var mı burada? Kör Şaban gelince eczaneye salarım. Kötüdür bu namussuz sıtma. En amansız yerde pusudan atlar insan üstüne. İlk bakışta adama benzetemedik ama bizim Köroğlu'nda iş var galiba. Onun odasından mı buldun bunları? Evet. Tak soyun. İstemez. Geçer. Böyle daha iyi. Üstüne bir şey bulsan oluverir. Kalk diyorum. Yatağa serdim bile. En az 40 derece ateşim var. Gayret et biraz. Yat güzelce. Bir şeyler daha örtelim. Birazdan sülfato gelir. Bir şeyin kalmaz. İnsan bu cenabetle beraber dolaşır da hazırlıklı bulunmaz mı? Yat. Soyunmak istemez. Terleyince çamaşır değiştiririz. Kızdım heriflere. Hem kızdım hem de bir halt edemedim.
Ulan ötlek sürüsü, ulan sakalına sarına, ulan her gelirler. Aldım geldim binbaşım. Pekala, bırak onları oraya. Bana çarşıdan sulfato bulabilir misin? Sulfato mu? Sıkma sulfatosu. Tamam, 5 liralık sulfato al bana. Hastamız mı var binbaşım? Paşa babam mı marazlandı? Hayır, yüzbaşı Selahattin Bey. Konyak da var mıdır burada? Konyağı bildin mi? Bildim, rakı zanyağı, rengi araçalar. Giden binbaşımdan bilirim. Biraz şer şeker filan da bulabilir misin? Bulması kolay ama bugün Akhisar bakkallarının domuzluğu üstünde. Demince ekmek bile vermediler. Şimdi ekmeği bırak. Sulfato ile konyak bul getir. Selahattin Bey mi rahatsızlandı? Evet. Sıtma nöbeti tuttu efendim. Düşmemiş Manisa. 10,5'luk dağ bir sürü koşun. Olmaz. Olmaz bu ulan. Ulan her geleler. Sulfato ver 5 liralık. Hayrola, hasta mı var? Bizim yüzbaşıya sıtma tutmuyor. Hele dur keket eczacı. Bunlara bir şey verirsen sonunu kendin düşün. Ulan kudurdun mu gavur dönü? Senin ne üstüne? Kaymakam beyin sıkı emri var. Sizinle alışveriş yok. Millet 7'den 70'e ayaklandı. Şaşırdın mı oğlum gavur efe? Millet neyi alıp verememekte koca Osmanlı paşasından? Ver şuradan sulfatoyu. Gerekirse beni söylersin. Bu da farmason. Bu da John Türk gavuru. Şunda 2 paralık din iman olsa bu yürü kırpar mı? Ne? Yıkıl karşımdan rezil! Kafanı gözünü yararım senin! Başka bir şey lazım mı? Çay alınacak, şeker alınacak dedilerdi. Ekmek peynir de aldık. Benden selam söylemeyi unutma. Doktor Necati dersin. He. Bizi açlıktan gebertecek bu herifler. Kumandan ne yapıyor? İstanbul'a rapor yazıyor. İstanbul'da kim okur? Kim dinler yazdıklarını? Şaban'ı taşa tutuyorlar.
Ulan siz de buraları bırakın, şükür denilmedi mi? Garip kurtuluyor! Aman sevdiklerim! Yetiştirin kafasına! Dönürmüş palat. Gündüz gözüme şarabı çokça kaçırmış. Bir yerin acıdı mı? Yok binbaşım. Kafamıza, baldırımıza bir iki değdi ama kulağı asma. Sulfato buldun mu? Bulduk sayende. Çay şeker de getirdim. Aferin. Bize kalsa hiçbirini alamayacaktık ya. Badem bıyık doktora Allah ömür versin. Hey! Çıkın kasabamızdan! İttihatçı gavurlar! Çıkın toprağınızdan! Ulan sizi diri diri yakınca ne lazım gelir canlar? Sizi yakmayınca olur mu? Yemin verdin Nizamettin Hoca'ya. 3'ten 9'a yemin. Birkaç parmason gebertmeyince bana dur demek yok. Kidi boz düşmanlar. Kidi gavuran verin. Gavuran... Geberteceğim bu pisi. Sakın yapmayın Cemil Bey. İşleri karıştırırsınız, içinden çıkamayız. Koyun şunu yerine. Bunu öldürmekten hiçbir şey çıkmaz. Belki de böyle bir şey bekliyorlar. Sabredin. Akşamı tutalım, Halit Paşa ile görüşelim. Sulfato'yu ver Kara. Bir bardak da su getir, yüzbaşıya yutturalım. Çay pişince komutan paşaya biraz peynir ekmek çıkar. Dur, savuşma. Buyur binbaşım. Bir eski heybe var mı? Ya da sağlamından yem torbası. Heybemiz yoktur ama giden binbaşının yem torbası. Tövbe, bineğinin yem torbası. Tamam, bul onu. İçine götürebileceğin kadar mavzer mermisi doldur. Olur binbaşım. Yanıyor. Selahattin, davran biraz arkadaş. Komutan mı istiyor? Bırak komutanı şimdi. Şunu içersen bir şeyin kalmaz. Nedir o? En keskininden Yunan konyağı. Dikiver bir solukta. Birazdan ter başlar, açılırsın. Şunu da yut bakayım. Uyumaya bak şimdi. Binbaşım, çay yerine bulgur çorbası pişirsen daha uygun değil mi? Bulgur çorbası da ne? Bildiğin yarma çorbası binbaşım. Yağsız olur mu? Yağımız var sayende. Nane otumuz da var. İyisinden süzme yoğurdumuz var ki. Deme Köroğlu. Ulan aferin Şaban Efendi. Seni yanıma emir eri aldım. Şu dakikadan sonra benim emir erimsin. Çorba zamanında gelmemeli. Tadı Çapanoğlu'nun abdest suyuna benzemeli ki ben sana sırıtmaları göstereyim.
Aferin Şaban Ağa, güzel olmuş çorba. Sağ olun komutan paşa. Et yumurta da bulurduk ama gavur efe kavatı ve çattık. Neyin nesi bu gavur efe? Bizim oralarda kavat derler ya, bildiğin avrat çiçekçisi. Evinde 3 kahpe var. Biri ezbirez kötü ama ikisi körpenin hası. Öst rezil. Yeter dedim. Şaban Ağa, hayvana bindin mi sen hiç? Bindik binbaşım. Asker de atlıya ayırdılardı beni. Nerede bulundun savaşta? Sina'da bulunduk. Gazze'de İngiliz'in mızraklarıyla çok eleştik biz. Demek öyle Şaban. Berabermişiz de haberimiz yok. Buraya nasıl düştün öyleyse? Gavur bizi bastı gecenin birinde. Alaman'ın paşası anadan çıplak uğradı. Biz atlara don gömlek yetiştik gecenin bir vakti. Gavur belisiz, Müslüman belisiz. İngiliz'in mızrağı o karışıklıkta değdi bizim gözümüze. Sarı sakal gavur bizim sol gözü çekti aldı. Biz de Allah'ın izniyle domuzun kellesini aldık. Gözümüzün sakatlığından bizi hastane dönüşü geri işlere verdiler. Sakalı burada mı salıverdin? Burada binbaşım. Senin gibi cenk görmüş, düşman kellesi almış yiğide sakal istemez. Bu ilk yeter. Duasını ettiriverdiydi kocaya. Günah varmış ki duadan sonra sakal kestirmenin. Adam gider cehenneme direk olurmuş. Evli misin? Evliyiz sayende binbaşım. Karıdan izin aldın mı sakal koy vermek için? Gurbet yerde olduğumuzdan alamadık. Müslümanlıkta karıdan izin çıkmayınca sakal bırakmak yoktur. Koskoca komutan bile sakalsız. Karısı olmaz dediği için. Kazı şu sakalı. Baş üstüne. Kazı tanım binbaşım. Binbaşım. Yaban yerin adamı yaban yerin adamına neden haindir? Neyin üstüne sordun bunu? Milletin üstüne. Arap'ın, Kürt'ün, Akisal'ın üstüne. Garipleri yabansıyorlar diye mi? Yabansamaktalar evet. Hele asker milletine neden domuz gibi bakar başıbozuk takımı? Cepheye giderken gene neyse. Asker ağa diyerek merhaba derler. Ekmek istersen veren bulunur. Bir de düşman seni önüne kattı da kovalamaya başladı mı suratına bakan bulunmaz. Bire imansız. Düşmanı yenilmeyi kim ister bakalım? Ayı ayı iken yenik düşmemeye bakar. Gücüm yetse kaçar mıyım karı gibi? Bu seferberlikte millet askeri neden sevmedi binbaşım? Biz bu seferberlikte Araplara da yaralamadık. Aman peygamber soyu sopu. Şu Arap'ın susuz gölgesiz çölüne İngiliz gavuru girmesin diye bunca boğuştuk. Arap bize sağ ol demedi. Sağ oldan geçtim dönüşte bitiri yazdı bizi. Diyelim ki o Arap. Ya Akisarlı neden kızdı bize? Sırılsıklam tere batmışsın. Daha iyisin değil mi? Açıldım. Ama halim yok. Islak çamaşırlarını değiştirelim. Geçmiş olsun Selahattin Bey. Sağ olun efendim. Bir haber çıktı mı Halit Bey'den?
Bekliyoruz. Hatasının farkında. Dün gece her şeyi göze alarak Manisa'yı tutmalıydık. Koca günü burada boşuna geçirdik. Kumandan olmak zor iş arkadaş. Şu karanlıktan kurtulmak için meseleye hangi ucundan yapışalım? Sen kestirebiliyor musun? Galiba onlar. Hoş geldiniz. Buyurun. Ben Kara Osmanoğlu Halit. Hoş geldiniz. Geç kaldığım için özür dilerim. Gecikmenizin önemi yok. Biz de buradaki işlerimizi ancak ikindiye doğru bitirebildik. Sizi neden çağırdığımı anlatmadan önce bir sorum var. İttihatçısınız değil mi? İttihatçıyım, evet. İtilafçı hükümetçi aranıyormuşsunuz. Evet. Beni buraya Milli Savunma Bakanlığı geniş yetkilerle gönderdi. Ödevim 17. Kolordu'yu toplamak, sizin gibi vatanseverlerin de desteğiyle düşmanı önce durdurmak, sonra denize dökmek. Bu işte bizi desteklerseniz, hükümetten çekinecek hiçbir şeyiniz kalmaz. Şunu söyleyeyim ki, ben de, arkadaşlarım da, doğma büyüme iddiacıyız. İstanbul'daki hükümet değişiklikleri, ateşkes anlaşmasının zorladığı bir durumdur. İddiacı olmaktan korkum yok komutan bey. Savaşmak için adam toplayabilir misiniz? Size birkaç gün içinde bin atlıyla bin yaya bulurum. Hepsi de silahlarıyla ve yeteri kadar cephaneleriyle. Bin atlı, bin yaya. Çok büyük bir kuvvet bu. Bu sayıları gelişi güzel söylemiyorum. Akhisar, Manisa, kasaba üçgeninde hiçbir köy sözümden çıkamaz. Hay Allah sizden razı olsun. Bana yarına kadar 200-300 atlı bulabilir misiniz? Belki 100 de yeter. Manisa'daki silah ve cephane depolarının düşman eline geçmesini önlememiz gerek. Şu anda kuvvetlerim dağınık. Toplanmaları için haber göndermeliyim. Hemen gönderebilir misiniz buradan? Hayır. Köylere haberci salacağız. Yollar güvenli değil. Hele gece vakti büsbütün tehlikeli. Sabaha karşı kum kuyucağı tutarız. Çevreye adamlar çıkarttım. Çağrımı duyanlar en geç öğle üstü Belen Yenici'ye gelirler. Belen Yenici Manisa'ya ayakla 5-6 saattir. Bu hesapça yarın ikindi üstü Manisa'dayız. Nasıl? İşinize gelir mi? Tabii gelir. Çok iyi. Çok teşekkür ederim paşam. Vatan bu değerli hizmetinizi unutmayacaktır. Vatanlarında vatansız kalanlar yeniden bir vatan kazanmak için ayaklanıyor. Vatan adına size bir daha teşekkür ederim paşam. Hayvanlarınız var mı komutan bey? Hayır, buraya trenle geldik. Yollar çamur, yürümek zor. Bizimkilerden birinin atını size veririz. Arkadaşlar da kum kuyacağı kadar yürümeyi göze alırlar. Uygunsa hemen yola çıkabiliriz efendim. Olmaz, siz yürüyemezsiniz. Selahattin Bey sıtma tutuyor, yataktan yeni kalktı. Yürürüm komutanım, bu sıtma bizim yabancımız değil. O zaman başka şey yapalım. Sizin az çok öteberiniz de vardır. Ben şimdi bir öküz arabası koştururum, arkadaşlar binerler. Eşyaları da yükleriz.
Sabaha kadar gideriz ağır ağır. Peki. Ali! Buyurun! Hayvanı atla, göçmen Rüstem Ağa'ya git. Halit Paşa'nın selamı var de. Bir arabaya iyisinden iki öküz koşsun, yanına sürücüsünü katsın, hemen yollasın. Baş üstüne. Araba birazdan gelir. Siz şimdiden götüreceklerinizi hazırlayın. Kaç sandık mermi var bizde? Var 4-5 sandık. İyi, hepsini kapının yanına çıkar. İşe yarar tüfekleri de ayır. Yunan'ın İzmir'e çıkması buraları apansız savaş boyu haline getirdi. Balkan'dan beri herkes savaştan bıkmış usanmıştı. Hayvanı gitmiş, ekini gitmiş, canı tehlikede. Eşkıya gelir soyar, zaptiye gelir soyar. Bahçeler, bostanlar bakımsız. Karıların, çocukların toprağa gücü yetmez. Alışveriş yok. Yılgınlığa düşünmeyecek gibi değil.